Sanayici ve iş adamı Dursun Keskin'in yurt dışı ziyaretlerinden etkilenerek neden bizim memleketimizde de yok düşüncesiyle kurduğu Gelibolu Antika Traktör Müzesi, traktörlerin görkemli hikayesini anlatıyor. İş adamı Keskin, 2006 yılında bir fuara katılmak üzere Almanya'nın Frankfurt kentine gitti. Beraberindeki heyetle burada bulunan traktör müzesini gezen Keskin, Türkiye'de böyle bir müzenin olmadığını öğrenince bu konuda çalışma başlattı. Dursun Keskin bunun üzerine Biga ilçesindeki çeltik fabrikasının bahçesine, cam fanus içine eski bir traktörü atölyelerinde revizyona sokup yenileyerek yerleştirdi. Bu konuda başarılı olan iş adamı Keskin, müzenin ilk temellerini attı. Toplam 1500 metrekarelik alanda 1884'ten 1963 modele kadar buharlı, benzinli ve dizel yakıtlı farklı markalarda 70 traktörün yer aldığı müzeyi haftada ortalama 300 kişi ziyaret ediyor. İş adamı Dursun Keskin, Türkiye'de Antika Traktör Müzesi ile ilgili olarak bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Her traktörün kendine has özelliklerinin bulunduğunu vurgulayan Keskin, bunun restorasyon ve revizyon çalışmalarına da etki ettiğini belirtti. Dursun Keskin, müzedeki hedeflerinin 75 traktör olduğunu söyledi. Keskin, özel kaplama malzemeleriyle hazırlanan müzenin yapısal metrekare alanının da 75 traktöre izin verdiğini aktardı. Gelibolu Antika Traktör Müzesi'ndeki traktörlerin %60'ının üretilmeyen markalar olduğunu ifade eden Keskin, bu anlamda da önemli bir envantere sahip olduklarını söyledi. Dursun Keskin, müzedeki traktörlerin günümüz teknolojisinin birer atası durumunda olduğunu ifade etti. 2006'da bir Almanya seyahatim oldu. Frankfurt yakınlarında bir müzeye götürdüler arkadaşlar beni. Traktör müzesiydi. Oradan etkilendim. Araştırdığımda ülkemde, Türkiye'de böyle bir müzenin olmadığını farkına vardım. Biga'da bir çeltik fabrikam var. Onun önüne bir tane traktör, bir fanusun içine bir traktör koymak istedim. Eski bir traktörü. Traktörü atölyelerimde yaptım. Fakat çok başarılı olduğumuzu görünce niye bir müze olmasın düşüncesiyle 2006'da başladığımız bu serüven bugünleri getirdi. Bugün Türkiye'nin ilk antika traktör müzesini ortaya koyduk. Onun için çok mutluyuz biz. Şu anda 70 tane traktör var müzede. Onun yanında tarıma dayalı ufak tefek aletler de var. Ama 70 adet çalışır, hatta tarlada çalışır traktör mevcut. Bunların en eskisi 1884 modelden 1963 modele kadar traktörler var. Buharlıdan benzinli ve günümüzün dizel traktörleri var. Her traktörün kendine has özellikleri var. Yani parça özellikleri var. Onların bulunması, yapılması, yaptırılması zaman alıyor. Bazı traktörler var. 3 ayda tamamladığımız traktörler var. Öyle traktörler var ki 2,5 yıl, 3 yıl süren traktörler var. Onun için sabit bir zaman aralığımız yok. Değişken bir zaman içerisinde bu traktörleri toplayabiliyoruz. Sayısal anlamda tabii, yani bizim hedefimiz 75 traktör. Zaten yerimiz de 75 traktöre yetiyor. Onun haricinde artık bu işi bırakacağız. Daha çok traktörün tanıtımı ve müzenin gelişimiyle ilgileneceğiz. Zaten Türkiye'de çalışmış olan traktörün hemen hemen %80'ini müzemiz sahip. Yurt dışından da traktör getiriyoruz. İşte müzemizde bir yurt dışından gelme 1884 model buharlı bir traktörümüz var. Bir de 1927 model John Deere bir traktörümüz var. İlginç traktör olursa gene alacağız. Eğer restorasyonunu yapabilirsek, o ekibi elimizde tutabilirsek devam ederiz, ama 75'te galiba bırakacağız biz bu işi. Hemen hemen %60'ı şu anda üretilmeyen markalar.